Selam, ben Sevde. Az önce Russian Doll inceleme videosu çektim ve şu anda inanılmaz yorgun bir haldeyim ama gerçekten kameranın karşısına oturabilmişken bu videoyu çekmek istiyorum. Çünkü ne video çekmeye vakit bulabiliyorum, şu kamerayı şurada kurmak, işte ne bileyim şu an önümde ışık var mesela, onu buraya koymak, arkamdaki masa normalde böyle durmuyor, o masayı bu hale çevirebilmek, yemek yediğimiz masayı, buraya oturmak, işte ruj tazelemek falan, bunlar çalışan bir insana çok zor geliyor. O yüzden şu anda çektiğim video aslında gerçekten normalde benim hayatım nasıl gidiyor, ne yapıyorum, onunla alakalı bir video olacak. Merak etmiyorsanız özür dilerim, o zaman izlemeyin. Şunu değineceğim buradan. Ya video çekiyorum. Gerçekten şu masayı, şu ortamı kurmak bile mesela yarım saat. Veya çektiğim video bir şeyle ilgiliyse işte bir diziyi izlerken ya da bir kitabı okurken kenara notlar alıyorum, çabalıyorum. Yani bunu bütün insanlar, hani video üreten kişiler genellikle yapıyor bu arada. Eğer video üreten biri değilseniz belirtmek istiyorum. Gerçekten bir emek oluyor orada. Ve videoyu kendi istediğim şekilde çekiyorum. Yani kimseyi olağanüstü seviyede tatmin etmek ve herkesi mutlu etmek gibi ütopik bir amacım zaten yok. Ama bazen, ki bana gerçekten kötü yorum kapsamı altında ciddi anlamda böyle kötü bir şey hiç gelmedi. Ama bazen yani o kadar böyle şuursuzca yorumlar geliyor ki, hani merak etmediyseniz ve beğenmediyseniz, İlgilenmiyorsanız gerçekten izlemeyebilirsiniz. Evet, ben de milyonlar izlenmek isterim ve işte sürekli süper yorumlar gelsin falan. Tabii ki isterim. Yani izlendikçe insan mutlu oluyor ve emeğinin karşılığını alıyormuş gibi hissediyor. Ama gerçekten beğenmediyseniz girip de şu videonun altına "ama bu video böyle olmaz" yazmayın. Çünkü bu video böyle oluyor yani. Bu videonun bir kalıbı yok, bir kanunu yok falan. Hani dolayısıyla ben şu an böyle bir video çekmek istiyorum ve çekiyorum. Çok atarlı bir giriş oldu ve bunun için özür diliyorum. 2019 benim için başladığı gibi biten bir yıl olacak galiba. Çünkü ben aslında 2019'a bir hafta önce girmiştim. 2019'a girdiğimizden 2-3 gün sonra benim sınav dönemim başladı. Zaten Marmara Hukuk'ta bu her zaman böyle olmuştur. Yani yılbaşından sonra sınav dönemi başlıyor. Ve ben aslında şu andan itibaren bir daha hiçbir zaman sınav dönemim olmayacağını bile fikren alışamadım. Mezun oldum çünkü. Tam da ondan bahsetmek üzereydim. Her neyse, 2019 başladığı anda benim sınav dönemim başladı. Zaten çok fazla dersim yoktu bu yıl ama yine de sınav dönemi her zamanki gibi biraz stresli oluyor. Bir de bu dersleri verdiğim anda mezun olacak olmanın verdiği o şeyle, ne denir, stresle gerçekten hiç ders çalışamadım. Ama çok stresliydim ama hiç ders çalışamadım. Yani sürekli olarak şey düşünüyorum. Bu sınavdan geçersem mezunum diye düşünmekten ders çalışamıyorum. Öyle bir süreç geçirdim. Daha sonra tek ders sınavına kaldım. Bundan muzdarip insanlar bence kesinlikle vardır, bu videoyu izleyen. Yani bütün böyle 5,5 yıl uzadı benim okulum. 5,5 yılda bitirdim. 5,5 yıl boyunca kim bilir kaç tane ders aldım, verdim, kaç tane sınava girdim ama bir tanecik ders yüzünden mezun olamıyorsunuz ve tek ders sınavına kalıyorsunuz. Ve eğer o dersten geçerseniz mezun olacağınızı biliyorsunuz ve çok stresli bir şey. Yani ben tek ders sınavının ilk 3 sorusunu tamamen yapana kadar, o kağıda yazana kadar çok stresliydim. Üniversite sınavına giriyormuş gibi stresliydim yani. Çünkü geçersem mezunum. Hayatımın başka bir evresine gideceğim. Yani dolayısıyla üniversite sınavı gibi bir şey aslında benim için. Ve işin ilginç tarafı, hocayla konuştum sınavdan önce. Dedim hocam ben tek ders sınavına gireceğim sizin dersinizden. Çok stresliyim falan. Bana açık açık kadın şey dedi. Sen gerçekten yaparsın. Tek ders sınavından kalan kimseyi ben görmedim. Yani gerçekten insanlar yapıyor ve geçiyor ama işte ben şey diye düşündüm. Ya ben o kadar şanssız bir insanım ki tek ders sınavından kalan ilk insan olarak tarihe bile geçebilirim falan, öyle bir şey halindeydim, melankoliktim. Bir de tam o arada ben tek ders sınavından 4-5 gün önce çok ciddi bir hastalığa yakalandım. Yani şimdi böyle söyleyince tabii kötü bir şey anlaşılmasın, grip oldum. Kışları hiç hasta olmadan geçiririm neredeyse. Fakat ateşim çıktı ve bu ateş 5 gün boyu falan geçmedi. Şaka yapmıyorum. Geçmiyor ateş. Çünkü ben ateşli bir şekilde işe gidip çalışmaya devam ediyorum. Öksürük krizleri halindeyim. Böyle tuvalet kağıtları bitiriyorum, burnumu silerek falan. Çok kötü. Neyse ki daha önceden daha fazla video çekmiştim ve stok yapmıştım.
O hafta bile video koyabildim. Geçen hafta oluyor galiba ya da bir önceki hafta. O kadar uzun sürdü ki o hastalığım benim için. Hiç hoş olmadı. Daha sonra işte iş hayatına ışık hızıyla bir geri dönüş yaptım mezun da olunca. Ve gerçekten şu anda şey gibi hissediyorum. Yani öğrenciyken en azından bir gün içerisinde ne yapacağıma kendim karar veriyordum. Zaten benim okulumda devam zorunluluğu da olmadığı için hayatımda şey yoktu yani. Şu saatte dersim var, ona gitmem lazım hissini ben üniversitede hiç yaşamadım. Şu anda işte 9-6 işte olmak bir sıkıntı değil. Onu ben zaten kafada çözmüştüm. Yani yıllardır tatil yapıyor gibiyim çünkü. Ama bir gün içerisinde ne yapacağım da belli değil. Yani bir anda işte patron beni arayıp şuraya git diyebilir ve oraya gitmek zorundayım. Mesela yarın Hadiz'e gideceğim hayatımda ilk defa ve sabah 7'de uyanmam lazım falan. Bunlar hiç hoş şeyler değilmiş. Yani çalışmayı çok seviyorum. İşimi çok seviyorum. Daha önce zaten bir 9-10 ay kadar ben bir hukuk bürosunda çalışmıştım öğrenciyken. Şu anda yaptığım işten farklı bir şey yapmadım orada da. Hani çalışma stilini falan biliyorum. Çok hakimim. Çok seviyorum gerçekten avukatlığı ve hukuku. Ama gerçekten işte bu şey, kendi hayatına hakim olamama hissiyatı çok korkunç bir şeymiş. O yüzden bir an önce böyle ruhsatımı alıp ve çok güzel müvekkiller edinip kendi büromu açıp hiçbir zaman büroya gitmeyerek çok eğlenceli bir hayat geçirmeyi hayal ediyorum şu anda. Çünkü gerçekten yeni mezun tribine kapıldım. Yani pazartesi sendromum falan var. Pazar akşamından moralim bozulmaya başlıyor yarın işe gideceğim diye. Gerçek dünyaya hoş geldim. Onun dışında geçenlerde YouTube'da 1000 abone oldum. Bu benim için güzel bir haberdi. Yani insanlar için çok küçük olabilir. Şu anda beni izleyen insanların bile böyle belki 1 milyon takipçileri olabilir. Gerçi öyle birisi beni izlemez ama. Yani olabilir. Sizin için şu anda 1000 abone deyince çok küçük bir sayı gibi görünüyor olabilir. Ama benim için çok güzeldi. Çünkü gerçekten ben videolara çok fazla emek veriyorum. Şu anlamda çok fazla emek veriyorum. Belki de çok amatör olduğum için çok emek vermek zorunda kalıyorum. Yani işte şu kalitede bir videoyu çekebilmek için her anlamda çok fazla emek veriyorum. Kameranın karşısına geçince direkt böyle şakır şakır konuşamıyorum. Aynı videoyu 5-10 kere tekrar tekrar çekiyorum. Düzenlemeyi çok böyle hızlı olmadığım için doğru düzgün rahat yapamıyorum. Zaten arkadaşlardan yardım alıyorum. Çok şanslıyım o konuda gerçekten. Ama işte bu kadar çok fazla kendimi adadığım bir şey olup da karşılığını alamadığım zaman üzülüyordum. Ama böyle birdenbire 1000 abone olunca benim için zaten yeterli. Çünkü ben bunu hobi olarak yapıyorum ve 1000 insanın beni izlediği bir platform şu an gerçek hayatta yok. Yani var mı sizin bilmiyorum. Benim yok. Şu anda bütün bunları anlatmak istesem 1000 insanı bir yere toplayamıyorum. Dolayısıyla YouTube'un öyle çok tatlı bir etkisi oluyor. Bir de gerçekten böyle insanlarla birebir tanışma ve etkileşime geçme fırsatım oluyor YouTube sayesinde. Gerçek hayat arkadaşı edinme fırsatım oluyor. Sadece şu konuya bir türlü açıklık getiremedik ve çözemedik hayatımdaki bütün insanlarla ve genelde birçok takipçiyle de. Bana insanlar videolarla ilgili fikirlerini ve tepkilerini özelden veriyor. Bu çok garip. Evet, birebir etkileşime geçelim yani konuşalım. Siz bana söyleyin. Ben size söyleyeyim neden o video o şekilde oldu. Beğenmediğiniz kısmı nasıl toparlayabiliriz? Ya da çok beğendiyseniz teşekkür edeyim falan. Ama insanlar videonun altına yorum yapmıyorlar. Arkadaşlarım da yapmıyor. Yani videoyu o an izliyor. Bana videoyu yayınladığımdan 2 dakika sonra arkadaşlarım WhatsApp'tan geri dönüş yapmaya başlıyor. Oo çok güzel olmuş bu video, çok geliştirmişsin kendini. Bunu videonun altına yazabilirsiniz. Yani bu platform bunun için var. Gerçekten ben arkadaşlara bunu anlatamıyorum. Artık bir ara şey yapmaya başladım. Yorumları videonun altında kabul ediyorum falan yazmaya başladım çok yakın arkadaşlarıma. Yani şaka bir yana gerçekten insanlarda acaba böyle yorum yapma isteği mi uyandırmıyorum? Yoksa bana özelden yazıp muhabbet etmek daha samimi ve tatlı geldiği için mi özelden yazılıyor? Bilmiyorum. Genelde herkese de cevap veriyorum. Bana bir şekilde ulaşan herkesle konuşuyorum. Sohbet etmek çok hoşuma gidiyor benim. Şu an olduğu gibi çünkü kamerayla bakışıyoruz. Şu anda aslında karşımda bir insan yok. Tepkilerinizi videonun altına lütfen bırakın. Çünkü bazen şey oluyor. Bir video işte 600-700 kişi tarafından izlenmiş oluyor ama altında 3 yorum oluyor falan. Sonra diyorum ki demek ki ben bir şeyi yanlış yapıyorum yani. Bu arada gerçekten neyi yanlış yaptığımı buldum. Kameranın karşısında ben olamıyorum. Yani doğal olamıyorum. Çünkü kamera bende böyle kötü bir elektrik bırakıyor ilginç bir şekilde. Kameraya da çok alışık bir insanım ama gerçekten böyle bir stres, bilmiyorum, bir farklı bir kişiliğe bürünme, hani duruşma salonunda olmadığımı herhalde
bilemiyorum yani gereksiz bir ciddiyet ve her şey mükemmel olsun kaygısı. Burada eğer ki kendisi yeni böyle YouTube kanalı açmayı düşünen birileri varsa ya da daha yeni buna başlamış birileri varsa, çünkü var gerçekten böyle konuştuğumuz karşılıklı olarak, bence en büyük sıkıntı mükemmeli yakalamaya çalışmakta oluyor. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Mükemmeli yakalamaya çalıştığım için videolarımdan çok rahatsız oluyorum ve kendi YouTube videolarımı asla geriye dönüp izlemiyorum. Gerçekten çok gıcık oluyorum o kızı görmeye. Çünkü ben öyle biri değilim normalde. Ama herhalde burada böyle şey oluyor yani, kitaplardan bahsedeceksem ya da bir diziden bahsedeceksem, hani o bahsettiğim şeyin bir sanatsal değerinin olması bile ve ondan burada böyle sevde olarak bahsediyor olmak bile beni biraz geriyor olabilir. Çünkü şu anda ilk defa kendi hayatımı anlatıyorum ve tam olduğum gibiyim. Yani arkadaşlarımla ben aynen böyle muhabbet ediyorum gerçek hayatta. Yapıcı eleştiri çok seviyorum bu arada ve çok da ihtiyacım oluyor zaman zaman. Hatta dün akşam Şeyma'ya yazdım. Şeyma Ünal'a, kendisi uzun süredir YouTube'da olduğu için. Ve çok da samimi buldum ve çok da iyi anlaştım bir arkadaşım olduğu için dayanamadım yani. Şeyma dedim, ben videolarımda bir sıkıntı görüyorum ama ne olduğunu bilmiyorum. Sen de aynı yollardan geçtin, ne olur benim şu son videomu bir izle, bana bir yorum yap dedim. O da aynı yorumu yaptı. Doğal olmadığımı, hani normalde olduğum gibi rahat olmadığımı söyledi. Evet, ben de öyle olduğunu düşünüyorum. İşte iş hayatı biraz zormuş gerçekten ve bununla ilgili yakın zamanda bir video çekmeyi düşünüyorum. Yani elimi attığım her şeyle ilgili video çekeceğim. Öyle bir insanım. Yani bir sürü şeyle ilgileniyorum ve mesela şey oluyor bazen, senin kanalın ne üzerine diyorlar bana gerçek hayatta karşılaştığım zaman. Yani işte genelde kitaplardan bahsediyorum ama dizi de olabiliyor. Motivasyon da var, vlog da bazen oluyor. Aslında her şeyle ilgili bir kanalım var falan dediğimde insanlar biraz garipsiyor. Yani sadece birinden bahsetsen olmaz mıydı gibi. Olmazdı galiba. Yani gerçek hayatta da böyleyim çünkü. Zannetmiyorum bunu izleyen insanların da hayatta sadece bir şeyle ilgilendiklerini. Ben de o yüzden yakın bir zamanda biraz daha çalışma hayatında böyle daha çok sorunlar yaşayınca o sorunlarla ilgili bir video çekmek istiyorum. Çünkü insanlara burada böyle her şey çok mükemmel olacakmış gibi anlatmanın bir anlamı yok. Özellikle de şu anda beni izleyen kişi eğer liseli falansa, TM öğrencisiyse, hukuk yazmayı düşünüyorsa, vardı çünkü birkaç tane öyle bana yazan, abla ben de hukuk yazmak istiyorum falan diye, onlara çok güzel şeyler söyleyeceğim. Bu arada gerçekten sevince çok güzel oluyor. Ben seviyorum ve bir an önce avukat olmak istiyorum. Yani bir ara o kadar çok avukat olmak istiyordum ki artık avukat deyince gözlerim doluyordu. Yani bu gerçekten yaşanmış bir şey. Artık avukat duymak istemiyorum çünkü ben okulu bitiremiyorum diye ağladığım günler olmuştu. O yüzden şu an çok mutluyum. Şunu söyleyeceğim. Umarım ki bu yoğunluğun içerisinde, çünkü benim için bir yoğunluk oldu, daha fazla video üretebilmeye devam ederim ve umarım bu video bir derece böyle beni tanıyın videosu gibi bir sohbet videosu olmuştur. Kendimden bu kadar bahsetmemiştim çünkü daha önce hep bir şeylerden bahsediyordum ve o şeyler benimle alakalı şeyler değildi. Bu arada tam bunu söylemişken şu an aklıma bir şey geldi ve gerçekten şu an geldi. Soru cevap videosu yapmak istiyorum ama kimse bana soru sormazsa diye korkuyorum. Çünkü soru cevap videosu yapan insanlar gerçekten böyle on binlerce, yüz binlerce takipçisi olan insanlar oluyor ve benim hiç öyle bir kitlem yok. Soru cevap videosu yapacak olursam soru sorar mısınız? Teşekkürler. Video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, etkileşimlerinizi videonun altına bırakmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.